Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kıymetli Kanal 23 izleyenlerimiz, Farkındalık Vakti programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, her çarşamba saat 21'de hayatın içerisinden farkındalık oluşturmaya, farkındalık vaktinde devam ediyoruz. Evet, bugün yine kıymetli konuğumuz Sayın Doktor Ayhan Mirzainak hocamızla beraber "Bu hayatta rehbersiz olmaz" başlığı altında insana rehberin gerekliliği, rehberin önemi, rehber nedir, rehbersiz insanın hali nedir, bunun üzerine inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim istifadeye medar eylesin diyelim. Ben kıymetli konuğuma hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eyvallah, çok şükür. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun, çok şükür. Elhamdülillah. Hayatımız güzel bir şekilde devam ediyor. Cenab-ı Hak hakkını vermeyi nasip eylesin diyelim. Kıymetli hocam, bugün tabii yine güzel bir konuyu izleyenlerimizle paylaşacağız. İnşallah. Her hafta olduğu gibi. Elhamdülillah. Gayet programımız güzel bir şekilde gidiyor. Güzel dönüşler alıyoruz. İzleyenlerimizden farkındalık oluşturduğumuzun farkındayız. Tabii bugün rehber, yani bu hayatta insan rehber olmadan olmuyor. Çünkü görüyoruz ki insan birilerini takip ediyor. Birilerinden izinden gitmeye gayret ediyor. Öncelikle tabii rehberin anlamını belki izleyenlerimiz duymuştur. Ama tam anlamıyla rehber nedir? Rehber kime denir? Bu konu üzerinden, soru üzerinden programımıza başlayalım diyorum kıymetli hocam. Yani rehber bilinen bir kelime. Tabii rehber rah kökünden geliyor, rah. Rah Farsça'da, Farisi'de yol demek. En sondaki ber de gösteren, onu yolda götüren, kılavuz anlamına geliyor. Rahber, yani yol gösterici anlamındadır. Rahber. Hatta büyük yollara mesela Farsça'da şahrah denilir. Ana cadde. Büyük yol anlamında, yolların şahı anlamında. İşte rahber de insanlara yol gösteren demek. Şimdi insanın dünyaya gelişini şöyle bir düşünelim. İnsan hayvanlardan farklı olarak dünyaya gönderiliyor. Dünyaya gelmiyoruz. Dünyaya gönderiliyoruz. Hayvanlar bakınız başka bir alemde sanki eğitim almış gibi, talimat, talim görmüş gibi geliyorlar. Yapacakları işi çok kısa sürede öğreniyorlar. Mesela hiçbir kuş uçuş okuluna gitmiyor. Hiçbir arı bal yapmanın fabrikasında, atölyesinde çalışmıyor. Hiçbir kuzu işte et nedir, ot nedir, süt nedir böyle mandıracılıkla alakalı bir eğitim almıyor. Şimdi bunların her biri yapacakları fonksiyonları, dünyada görecekleri vazifeleri sanki başka bir alemde talim etmişler, öğrenmişler gibi geliyorlar. Halbuki insan dünyaya cahil olarak geliyor. Birkaç yaşında ancak ayağa kalkıyor. Daha sonra işte yavaş yavaş büyüyor. Ve insanın böyle kendisine yol gösteren iyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, hak nedir, batıl nedir, bunu gösteren bir yol göstericilere ihtiyacı var. Ama her şey de böyle. Yani hayatın her basamağında böyle. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da kalbi melekelerimiz cihetiyle, akli melekelerimiz yönünden de böyle bize yol gösteren bir kılavuza, bir Arapçada buna delil deniyor, delil. Yani ona delalet eden, ona yol gösteren anlamında bu yol göstericiye bizim ihtiyacımız var. Çünkü biz insanız. İnsan dünyaya cahil olarak gönderiliyor. Teşekkürler hocam. Yani rehberin tabii dediğiniz gibi insanın bir cahilliği var. Bir hayvan gibi değil. Öğrenmeyle mükellef. Dolayısıyla bu cahilliğimizi giderecek, bize doğruyu, hakikati, güzeli gösterecek birine ihtiyacı var. O zaman birilerine ihtiyacımız var sadece biz. Annemiz de rehberdir, babamız da rehberdir. Bazen abimiz, bazen ablamız. Ama sonuçta bu rehberlerin de bir şahı, bir padişahı olur.
O da enbiyalardır. Evet kıymetli hocam, ben farklı bir yönden devam etmek istiyorum. Aslında sorularımızdan, yani benim kafamda soruyu da cevaplamış oldunuz. Yani insanın aslında neden rehbere ihtiyacı var? Onun da bir nebze cevabını... Yok, onu tam konuşmadık. Yani o ayrı bir alan. Neden yani sorusu çok geniş bir alan yani. Ben ucundan girdim. Orayı açalım. O zaman olmasa. Burayı biraz daha tamam, açabiliriz. Biraz daha açalım. Biraz madem daha öyle açabiliriz. Bir sualiniz var. Yani şöyle, insanın mesela niçin böyle bir rehbere ihtiyacı var? Bu sadece cahillikle sınırlandırılmıyor. Mesela siz bir yere gideceksiniz. İnsanoğlu bir yolda gideceği zaman yolda 4 tane özellik arıyor. Yani bugün bilim diyor ki insan bir yere gideceği zaman o yolda en başta selamet arar. Yani ben gideyim, hani yol selameti derler ya, evet. Allah selamet versin falan. Yani bu yolda bir esenlik, bir güzellik var mı yok mu bunu ararız. İkincisi bu yolda bir kolaylık ararız. Öyle? Evet. Zor olmasın, meşakkat olmasın, sıkıntılar olmasın bunu ararız. Üçüncüsü, yahu arkadaş ben bu yolu yalnız mı gideceğim? Kimlerle gideceğim? Herkes bu yolda gidebilir mi? Bakınız yolda umumiyet ararız. Selamet. Beraberinde bakınız kolaylık, suhulet ve bir de umumiyet arıyoruz. Dördüncüsü ise çok önemli, emniyet. Bu yol güvenli mi? Yolda giderken yüzde kaç tehlikeyle karşılaşırım? Yani %0 mı? 1 milyonda 1 mi? 1 milyarda 1 mi? Gibi. Şimdi dolayısıyla insan işte böyle zamanlarda rehbere ihtiyacı var. Evet. İnsan bilinmeyenlerden ve belirsizliklerden en rahatsız olan canlıdır. Hayvanın belirsizlikle işi olmaz. Çünkü hayvanda akıl yok. Yani aklı olmayan, akli melekeleri insan gibi olmayan hayvanlar, yani 3 gün sonra, 5 gün sonra onlar için önemli değil. Ama insana siz mesela bir çocuğa deyin ki ben sana bir hediye vereceğim ama zamanı belirtmeyin. Ne zaman vereceksin? Yarın mı vereceksin? Yemekten sonra mı? Hafta sonu mu? Gibi. Bakın o belirsizliği insan öğrenmek ister. İnsan belirsizlikten rahatsız olur. Çok rahatsız olur. Yani bir insana zarar vermek, onu mesela irite etmek istiyorsanız onu belirsiz bir şeylerle baş başa bırakın. Şimdi dolayısıyla burada çıkış noktamız tam burası. İşte bu belirsizliklerle alakalı yolları, gideceğimiz güzergahları belirli hale getirenlere biz zaten rehber diyoruz. Evet. Yani belirsizleri belirginleştiriyor. Anlamsız gibi gözükenleri anlamlaştırıyor. Bakınız, sanki bizlere zararlıymış gibi gözüken şeylerin zararlı değil de faydalı olduğunu bize gösteriyorlar. Ama yine sonuçta insan buna ihtiyacı var. Çünkü bilmiyor. Yani şimdi biz cehalet kelimesi pek hoşumuza gitmiyor ama şimdi yani dünyayı geliştiren şeylerden biri de cehalettir. Yani insan bilmediğini bildikçe gelişir. Evet. Ama her şeyi biliyorum derse o zaman cahiliyle kalır yani. Cahiliyle baş başa kalır. Yani Sokrat'ın meşhur bir sözü vardır ya, hani bir şey biliyorum. O da diyor hiçbir şey bilmediğimdir. Her yeni öğrendiğim şey bana nice bilmediklerimi öğretiyor. İşte buradaki cehalet aslında bizim basamağımızdır. İlmi sonsuz olan, kudreti sonsuz olan, iradesi sonsuz olan, her şeyi sonsuz olan Allah'ın yarattığı kainatta veya ebedi alemde biz yeni şeyler öğrenmek, bildiklerimizden hareketle bilmediklerimizi öğrenmekle mükellefiz. İşte buna ilim deniyor. Yani ilmin tarifi, insan bildiklerinden hareketle bilmediklerine doğru hareket ettikçe, çalıştıkça buna ilim denir. İşte ilim noktasında olsun veya diğer beşeri münasebetlerde olsun, dünyevi işlerde olsun, ne yaparsak yapalım karşımızdaki belirsizlikleri belirli hale getirecek, anlamsız gibi gözüken şeyleri bir araya getirip anlamlı kılacak bir rehbere ihtiyacımız var. Yani rehber bir ihtiyaçtır. Hatta düşünün mesela İstanbul'a gidiyorsunuz, Topkapı Sarayı'na gezeceksiniz. Ne arıyorsunuz? Rehber arıyorsunuz. Rehber arıyorsunuz. Boğaz'ı geçeceksiniz. O kadar çok yalılar var mesela. Yani Boğaz'dan düşünün ki sıradan bir vatandaş gibi denize bakarak, yalılara bakarak gitmek nerede? Ve bir de şu yalı şu tarihte yapılmış, böyle yapılmış, falanca padişahtan kalmış gibi bir rehber eşliğinde gezmek nerede? Şimdi dolayısıyla rehberlik bütün canlılarda var. Cenab-ı Hak arıları, bakınız Yasup diye bir baş arıyla beraber rehberlendirmiş.
karıncaları emir diye başka böyle lider bir karınca ile rehberlendirmiş. Şimdi arıları böyle Yasup'suz, karıncaları emirsiz bırakmayan Allah, belirsizlikten hiç hoşlanmayan ve dünyaya öğrenmek için gelmiş olan insanları hiç rehbersiz bırakır? Bırakmaz. Bırakmaz. Onları da peygamberlerle beraber rehberlendirmiş. Evet. Tam bu arada tabii peygamberler dediniz. Evet. Yani insana bu hayatta o zaman en iyi, en doğruyu gösterecek. Tabii dediğiniz gibi biraz önce bizi hani düzelttiniz. Allah razı olsun. Yani bir rehber değil, hep çevremizde, annemizden, babamızdan, öğretmenimizden, yani kimden bir şey öğreniyorsak aslında onlar bizim bir rehberimizdir. Öyle. Güzel anlamda. O zaman bu insana en doğruyu, en iyi gösterecek kim rehber olacak, kim rehber olmalı veya neleri rehber edinmeli kıymetli hocam? Yani buradan devam evet, edecek güzel. Olursak. Yani sorduğunuz soru tabii kimler rehber olur veya rehberin özellikleri nelerdir gibi. Evet. Yani rehberin bir kere işin ehli olması gerekiyor. Yani sizi kandırmaması, aldatmaması, yolda bırakmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu önemli. Yani işin ehli olması önemli. Akıllı olması gerekiyor. Yani tehlikeleri önceden görmesi, size bildirmesi. Özellikle rehberlerde aranan en önemli özellik merhametli olması gerekir. Yani size, sizden daha fazla acırsa, merhamet ederse, size şefkat ederse size yardımcı olur. Düşün, evet. Siz bir çölde gidiyorsunuz, bir adam var önünüzde, gaddar bir adam. Kendisi hendeği atladı, size hendekten haber vermedi, siz de düştünüz hendeğe. Sonra size diyor ki, görseydin, gözün yok mu dese. Şimdi bakınız, yani rehberin olmazsa olmaz özellikleri var. Ama en kıymetli rehberler peygamberlerdir. Yani Enbiya aleyhisselam denilen bütün peygamberler üst düzey rehberlerdir. Üst düzey rehberlerdir. Yani biz mesela uzmanlığa saygı duyuyoruz değil mi? Bir adam bir işin, evet, uzmanıysa diyoruz ki yani tamam, bu arkadaş çalışmış 5 sene 10 sene o alanda kendini geliştirmiş. Başkalarına göre birkaç tık yukarıda. İşte o arkadaşın boyunun küçük olduğuna, renginin uçuk olduğuna bakmıyoruz. Uzmansa uzmanlığı olan alanda o arkadaşa uzmanlığı yönünden yani saygı duyuyoruz, sözlerini dinliyoruz veya itibar ediyoruz. İşte peygamberler de hem maneviyat alanının hem de maddiyat alanının rehberleridir. Cenab-ı Hak böyle bir özellik onlara vermiş. Mesela saati, timing, zamanlamayla alakalı ilk programlamayı yapan, ilk zaman saati insanları hediye eden Yusuf Aleyhisselam'dır. Evet. Su saati şeklinde Nil'in yükseliş alçalışlarına göre zamanı ayarlayan, günleri, mevsimleri, mevsim normallerini hesaba katarak bir saat geliştirmiş. Biz suyun kaldırma kuvvetini Arşimed'in bulduğunu hep öğrendik, duyduk. Evet. Halbuki Nuh Aleyhisselam neyi buldu? Yani büyük bir arazinin içine siz bir gemi yapıyorsunuz. Bu gemi, o güne kadar yapılmış ilk gemi, diyor ki buraya seller gelecek. O sellerle diyor bu gemi yüzecek. Demek ki suyun kaldırma kuvvetini bilen, hidrolikle alakalı hidrolik kanunlarını bilen, geminin gövdesini, göğsünü, kuyruğunu o suyun akışkanlar mekaniğine göre yapan bir peygamberden bahsediyoruz. Keza böyle birçok örnekler verilebilir. Ama rehberler içi dışı bir insanlar olmaları gerekiyor. Yani bizi yarı yolda bırakmayacaklarsa samimi, içten, merhametli, akıllı, özellikle de doğru olmaları gerekiyor. İşte bunlar mesela bizi peygamberlerin sıfatlarına da götürüyor. Hani vardır ya, fetanet vardır, evet, akıllı. Yani akıllı adamla yol yürüdür. Mesela nedir? İsmet, günahsız. Yani kendisi günaha girmeyecek ama o günahsızlığıyla işte hiledir, aldatmadır veya zulümdür, bu gibi şeylerden uzak durarak insanları bir yerlere doğru götürecek. İşte rehberde olması gereken en temel özelliklerden biri doğruluk ve dürüstlük. Yani siz de öylesiniz yani, bakın şimdi okullar açılacak yakında. Şimdi düşünün ki çocuklar haftaya mesela pazartesi okullar açılıyor. Şimdi düşünün çocuklar bir öğretmene veriyoruz. Yani öğretmende ne arıyoruz? Hangi özellikler arıyorsunuz mesela? Ben size sormuş olayım. Yani öğrenciye en başta ben kendim için söyleyeyim. Dürüst, ahlaklı, evet, olmayı veya işte yalan konuşmaması gerektiğini. Yani evet.
Yani dersini... Yani çalışkan olsun, planlı olsun. En temelde. Yaptığı işi sevsin, çocuğa okulu sevdirsin, evet. Çocuk sabahleyin yorganı üzerinden atarak ben bugün okula gitmeliyim desin. Sevdirmesin. Yani bizim işte yani kainatın öğretmenleri de, göklerin öğretmenleri de peygamberlerdir. Hakiki rahber onlardır. Ve en başta da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Onun yaşayışıdır. Onun bize bıraktığı sünnet dediğimiz sünnet-i seniye setidir. O davranış kalıplarıdır. Tabii kıymetli hocam, son olarak ifade ettiğiniz sünnet-i seniye, Peygamber Efendimiz'in işte hayat davranışı, o zaman yani bu sünnet-i seniyeyi, işte Peygamber Efendimiz'in bıraktığı o hal, davranışları, adapları biz rehber edindiğimizde, işte, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i, evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanlıkta görmek istediği bir rehber modelini bu vesileyle örnek almış olacağız. Örnek aldığımızda bu sünnet-i seniye bizim hayatımızda yansımaları nasıl olacak? Yani sünnet-i seniye bir başka programda konuşmuştuk aslında ama evet. Yine bir hatırlatmakta fayda var. Evet. Hem o anlamda. Yani sünnet-i seniye dediğimizde Peygamberimizin bu sünnet-i seniye içerisinde neler var? Bu bize nasıl rehber olacak kıymetli hocam? Şimdi şöyle, yani sünnet-i seniye dediğimiz Peygamber Efendimiz'in bize getirdiği, öğrettiği, bildirdiği davranış kalıpları, bir yaşantı şekli, bir hayat tarzından bahsediyoruz. Sünnet-i seniye de aslında bir yol. Evet. Peygamber Efendimiz'in izinden gittiğimizde peşine düştüğümüz bir yol. Yani nasıl yaşayacağım, nasıl hayatımı devam ettireceğim, beşeri faaliyetlerimi, uyumak, yemek yemek, ticaret, eğitim, aile hayatı. Yani toplumun her safhasında Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bir yaşayış tarzı var. O tarza zaten biz sünnet-i seniye diyoruz ve bu sünnet-i seniye bir set şeklinde oluyor. Yani yürüme adabı, konuşma adabı, affedersiniz lavabo adabı, insanlarla mesela işte ticaret, eğitim, insanlarla mesela işte anlaşma, akitleşme, ahitleşme gibi birçok alanlarda bir set şeklinde, yani böyle birçok adapların olduğu bir davranış kalıplarından bahsediyoruz. Ama burada önemli bir şey var. İnsanda bir nefse emmare var. İnsan nefse emmaresi ben bilirim diyor. Ben bilirim. Yani böyle bir kafamız var. Yani ben bilirim yani. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendim bu işin altından kalkarım. Ben kendim bulurum. Tarzında Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği böyle bir peygamberi, böyle bir örnek modeli insanın nefsi dinlemek istemiyor. Dinlememesinin sebebi de rehbersizlikten değil. Rehber var. Ya rehberi fark etse olay çözülecek. Ama insanın içinde böyle onu gurura, kibire götüren ben bana yeterim düşüncesi. Zaten bugün mesela bilimin dediği en tehlikeli alanlardan biri bu. Yani şu asırda, geçmiş asırlarda da öyleydi ama bu asırda yani ben bana yeterim dönemi bitti. Çünkü artık ekiple çalışan, polifonksiyonel birçok işlerin bir arada yapıldığı, ekip ruhuyla olayların çözüldüğü, uzmanlığa değer verilen bir dönemden geçiyoruz. İşte insanın bu kendi nefsinden, bu gururdan kaynaklanan bir hal onu alıyor, bir yerlere sürüklüyor. Yani ben bilirim dedikçe garip yerlere savruluyor. Belki 50 tane olayla karşılaşıyor, 5 tane 10 tanesini denk getirebilir ama çoğunda da zarar ediyor. İşte biz böyle gelgitler yaşarken, ben bilirim, ben bilirim derken, ya dur desek ya, Peygamberimiz benden daha çok bilmez miydi? Falanca alim, falanca evliya, falanca asfiya bu konuda ne demiş diyerek onların görüşlerinden, düşüncelerinden, birikimlerinden biz yararlanmak istesek, insanlarla istişare etsek, olmadı geçmiş asırlarla istişare etsek, onlarla meşveret ederek, onlardan danışmanlık hizmeti alsak önümüzü daha farklı bir şekilde görürüz. İşte Peygamber Efendimizin yaşantısı da böyle. Yani Efendimizin getirdiği hayat, yaşam kuralları, kaideleri, yaşantıları bizi karanlıklardan kurtarıyor. Hani vardır ya mesela gemilerin bir rotası olur. Evet. Gemilerde rota vardır. Gemi rotasını buldu mu gider. Ama pusulası olmayan bir gemi düşünün. Rotasını bulamayan bir gemi düşünün. Bu gemi ne yapar?
buzdağlara çarpabilir hocam. Yani okyanusun içinde ne dolanır. Dönemi? Dediğiniz gibi buzdağı gelirse ona törenle çarpar. Yani gelir vurur. Ne olduğunu kendi de bilmez. Maksat? İşte o yüzden bizim bir pusulaya ihtiyacımız var. Bir yol göstericiye ihtiyacımız var. Bu dalgalanmalı, gelgitlerin yaşandığı hele hele günümüzde daha fazlasıyla bu sıkıntıların, farklı problemlerin, çözümsüz gibi gözüken birçok sıkıntının altından kalkacak. Bunun çözümü nerededir? Ben bunu kimle çözebilirim? En önemlisi de ben bununla alakalı kimden yardım alabilirim sorusunu kendimize sormamız lazım. Şu soruyu hiç kendimize soruyor muyuz? Ben bununla alakalı kimden yardım alabilirim? Peygamberimizden alabilirsin. Yani İslam alimlerinden alabilirsin. Veya işte falancadan alabilirsin gibi. Yani bu soruyu sormuyoruz. Her şeyi kendimizin bildiğini zannediyoruz. Hayır. Biz her şeyi bilemeyiz. Ömrümüz her şeyi bilmeye de yetmez. Yetemez yani. O yüzden demişler yani akıllı insan yani başına gelenlerden ne yapar? Ders çıkarır. Ondan daha akıllısı başkalarının hayatta başına gelen, onların yaşadıkları sıkıntılardan ders çıkaranların çıkardıkları derslerden ders çıkarır. Yani ben 10 evet. tane gördüm ama başkalarından belki 1000 tane duydum. O yüzden biz en başta her şeyi doğru, her şeyi mükemmel, her şeyi Allah tarafından test edilip bakınız önümüze onaylı bir şekilde konulmuş Peygamber Efendimizin davranış kalıplarını kendimize rehber etmemiz gerekiyor. O zaman göreceğiz yani birden karanlıklar aydınlanacak. Birden uzaklar yakın olacak. Birden çözülmez zannettiğimiz şeyler çözülecek. Tabii kıymetli hocam burada Peygamber Efendimizin sünneti dedik. Bir de onların işte yıldızlarım diye ifade ettiği sahabe efendilerimiz de var. Yani rehber olarak İslam tarihinde. Evet. Elbette ecdadımızdan nice bilim adamları, ilim adamları. Dediğiniz gibi bununla beraber istişare kültürü aslında bize birçok noktada rehber oluyor. Yani biz bu noktada farklı nasıl daha yani rehber siz kalmamasında neler yapabiliriz? Yani rehbersiz kalmamanın birinci şartı az önce söylediğim şey. Yani şu soruyu kendimize soracağız. Yani evet. ben bu işle alakalı, bu olayla alakalı, bu başıma gelen sıkıntıyla alakalı kimden ve nerelerden yardım alabilirim? Evet. Bu soruyu bir kere çocuklarımıza öğretelim. Adı soyadı gibi bilsin. Çok kıymetli bir soru Çok yani. Çok önemli bir soru. Yani bugün bilim bunu söylüyor. Yani bu işin ehli olanlar. Bu sünnet-i seniyedir yani. Peygamberimiz de böyle söylüyor. Yani bir başı sıkıştığında ashabına sorarmış, Hazreti Ömer'e sorarmış, Hazreti Ebu Bekir'e sorarmış, mescitte sorarmış. Yani insan belirsizlikten hoşlanmıyor. O sıkıntıyı bir an önce çözüp arka tarafındaki güzelliklere ulaşmak, kavuşmak istiyor. O yüzden biz bu kalıbı bir kere öğrenmeliyiz. Yani ben bu işi kime sorabilirim, kimlerden yardım alabilirim? Evet. Kim o? Bir liste yaptık, bir listemiz oldu. Ha, o liste bize bir yol gösterir. Biraz sonra o listeyi elimize bir kalem alalım. İşte A şahsını, B şahsını, falancayı, falancayı aradık. Onlar da bize farklı şeylerle değişik tekliflerde, tavsiyelerde, nasihatlerde bulundular. Şimdi biz tabii akıllıyız. O zaman işte gerçek akıllı olan onların bu tavsiyeleri üzerinden kendi aklını kullanandır. Yoksa daha buralara danışmadan, buralara sormadan sadece benim aklım bana yeter dediğinizde siz kendi aklınızı peygamberin aklının yerine, sahabenin aklının yerine veya düşünün ki evliyanın, asfiyanın, büyük Allah dostu olan insanların aklının yerine veya dünyada danışmanlık hizmeti aldığımız uzmanlaşmış insanların aklını yerine koymuş oluyorsunuz. Yani bu tuzağa hepimiz düşüyoruz. Yani bu maalesef. Ben her şeyi bilirim tuzağı en çok tehlikeli olan tuzaktır. Yani asrımızdaki en büyük tehlikeli tuzak budur yani. Ben bilirim. Ben her şeyi bilirim. En iyisini ben bilirim. Babam da bilirdi. Dedem de bilirdi. Bizde bu genetiktir. Böyle dedikçe zarar ederiz. Halbuki dememiz gereken şu. Ben her şeyi bilmem. Her şey benim ilmimle bağlı değil. Ben öğrenmeliyim. Kabre kadar da öğreneceğim dediğimizde kapılar açarız. Zaten böyle dediğimizde biz tevazu göstermiş oluruz. Tevazu gösteren insana da başkaları yol gösterir.
Yani mağrur bir insana kimse yol göstermek istemez. Der ki ne halin varsa görüyor. Yani o sormuyor yani. Kendi gururundan, kibrinden ben bilirim, ben bana yeterim düşüncesi çok tehlikeli bir düşünce. İşte o yüzden Cenab-ı Hak bize peygamberleri göndermiş. Acizliğimize, zayıflığımıza, muhtaçlığımıza binaen Allah bize 124 bin tane peygamber göndermiş. Her biri geldikleri memleketin azizi, geldikleri memleketin göz bebeği insanlar. Çok kahraman, çok fedakar, çok âli himmet, çok böyle üst düzey insanlar gelmişler ve biz bunları bir kıyıya bırakıyoruz. Diyoruz ki bize siz yani lazım değilsiniz. Biz ben bana yeterim diyoruz. Düşülen tuzak bu. Dünyada sıradan bir işte bile yani insanlar şimdi bir sınav hazırlığında evet. Ne yapıyorlar? Bir rehber arıyor. Evet. Son zamanlarda yani dershaneler mesela bugün bir rehberlik kurslar, kütüphaneler, koçlar. Bunların her biri rehberlik çalışmasıdır. Yani işte ÖSS'de, KPSS'de tercihler yapılacak. Ne oluyor? Ama neyi yazayım? Hangisini önce, hangisini sonra? Puan sıralaması, yüzde sıralaması gibi. Yani öncelikle biz başkalarıyla kolektif çalışırsak başarılı olacağımızı bilmemiz lazım. Yani bu zamanda kolektif, beraber çalışmanın... Yani her zaman öyleydi de bu zaman daha fazla öyle. Çünkü bu zamanda belirsizliklerin miktarı arttı yani. Yani 2000 yılında üretilen kitap sayısıyla, yazılan kitap sayısıyla bugün Türkiye'de yazılan kitap sayısı aynı değil. Çok bilgi var. Çok bilgi var. Bu kadar gereksiz, gerekli bilginin süzülmesi gerekmiyor mu? Evet. Bize lazım olanların seçilmesi gerekmiyor mu? Yani, gereksiz olan bilgiler var. Yani evet, gereksiz bilgileri süzme becerimizi geliştirmemiz lazım. Olmazsa olmaz bilgileri bulma becerimizi geliştirmemiz lazım. Yani hangi bilgi bize ne kadar fayda verecek, bu bilgileri bizim kendi aramızda tartışmamız gerekiyor. Yani bu işin de uzmanları var. Yani yoksa herkes bugün yapay zekaya kitap yazdıranlar var. Yani sabaha kitap hazır. Yani öyle bir tanıdığım var, yapay zekaya kitap yazdırmış. Şu konuda bana bir kitap yaz diyor yani. Yani yapay zeka kitap yazıyor. Oradan buradan alıntı çalıntı ortaya bir şeyler çıkıyor yani. Evet. Yani dolayısıyla bu kadar gereksiz bilgi olduğu gibi gereksiz fikir, görüş yani tartılmadan, eleştirilmeden, tenkit edilmeden, değerlendirilmeden yürürlüğe konulmuş birçok şey var. Yani malzeme var piyasada. Şimdi biz mesela kuyumcuları düşünün. Kuyumcunun eline bir bakırdan veya altından bir madde gelir. Kuyumcuda mihenk diye bir taş vardır. Mihenge bunu sürter. Onunla onu alakalandırır. Der ki bu altındır. 22 ayardır, 24 ayardır gibi altının ayarı hakkında karar verir. Bize bugün gelen sözlere, düşüncelere, görüşlere 5 para etmeyen bir düşünce var mesela. Görüş var. Ama çok popüler. Şimdi biz bakır, altın da değil, belki bakır bile değil, teneke. Böyle bir düşünceyi ne yapmamız lazım? Bizim fark edebilmemiz gerekiyor. İşte bunun için de biz bunu Kur'an'ın, sünnetin, peygamberlerin, İslamiyet'in birikiminin mihengine vurmamız gerekiyor. Evet. Yani demeliyiz ki yani bu hayır yani bu yanlış yani. Yanlış. Benim peygamberimizin dediğine göre, Kur'an-ı Azimüşşan'daki hükümlere göre, sahabe-i kiramın yaşayışına göre bu yanlış. Bunu kim derse desin. Yani sonuçta biz bir fikrin evrenselliğine bakıyoruz. Allah tarafından tasdik edilip edilmediğine bakıyoruz. Dolayısıyla Allah tarafından tasdik edilmiş, vahiy manasıyla beraber kutsiyet mahiyetinde kutsiyet olan o sözler bizim için baş tacıdır. Diğeri de söz müdür? Sözdür. Onun da yeri işte artık. Neyse o da yerinde duracak yani. Kıymetsiz, değersiz. Çünkü bakır başka, teneke başka, altın başka. 24 ayar altın bambaşka. Evet. Yani o yüzden lütfen işte bir söz bize geldiğinde bakalım. Yani insanlara da böyle bakmak gerekir yani. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Yani yol gösterici, rehberlik eden bir söz. Diyor ki hakikati diyor insanların düşünceleriyle, görüşleriyle değerlendirme. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini hakikatla değerlendir. Evet. Senin çıkış noktan hakikat olsun. Şimdi biz
İnsanlara göre hakikati tanımlıyoruz. Yani Ali'ye göre, Veli'ye göre, ona göre, buna göre, şuculara göre bu öyle değil. O zaman bir hakikat var. Zamana, mekana, şartlara göre değişmeyen, pörsümeyen bir hakikat var. O hakikata göre biz ne yapmalıyız? İnsanları, şahısları, olayları, musibetleri, belaları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani yoksa insanlara göre bakarsak insanlar sürekli değişiyor. İnsanlar kadar. Öyle yani, mesela diyelim ki düşünce. Sokrat, Eflatun, Aristo. Yani Sokrat, Eflatun, Aristo'nun hocasıdır. Üçü de birbirlerine kabul etmedikleri, tasvip etmedikleri, hatta o bilememiş dedikleri düşünceleri var yani. Felsefe tarihi böyledir yani. Herkes birine şey yapar yani. Der ki ben onun gibi düşünmüyorum falan. Ben de raculum der, çıkar piyasaya. İşte buradan çıkan nokta bizim için şu. Yani biz zamanın, şartların, özellikle de insanların değiştirmediği, değiştiremeyeceği hakikat üzerinden gitmemiz gerekiyor. Mesela kainatta bir merhamet hakikati vardır. Merhamet sana bana göresi olmaz yani. Kedide de vardır, insanda da vardır. Yarın da vardır, dün de vardır. Hikmet var kainatın. Her tarafında bir anlam, amaca yönelik bir böyle gayeye yönelik bir hareket. Yani her şey, her şeyle alakalı. Şimdi dolayısıyla bu hikmet, bakınız, bir hakikatsa biz bu hikmet hakikatına uygun hareket ettiğimiz zaman netice alabiliriz. Mesela şeyin bir sözü var. Yunus Emre'nin, diyor ki çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl dahi beklesen kendi dolası değil. Çeşme şurada akıyor. Kalem kalınlığında. Biz de bardağımızı buraya koyduk. Çeşme akıyor. Bin yıl diyor beklesen kendi dolası değil. Yani hikmet bunu buraya koymanı gerektiriyor. Bunu buraya koyarsan bu dolar. Ama bunun da dibi ne olacak? Kapalı olacak. Kapalı olacak. Dibi de delik olmayacak. Yoksa bin yıl beklese bu dibi delik olmayacak. Akar gider. İşte kainatın her tarafında bir anlamlılık var. Bir anlam bütünlüğü var. Yani kainatın her tarafı bir anlama, manaya, bir gayeye hizmet ediyor. O yüzden insanın da kendine sorması lazım. Benim anlamımı bana kim öğretecek? Benim gayemi bana kim bildirecek? Ben bu dünyada bu kadar yollar varken, en selametli, en suhuletli, en emniyetli, en umumiyetli yolu ben nereden öğreneceğim gibi böyle sorular sormamız gerekiyor. Bu soruları sorduğumuz zaman bu sorulara, çünkü anlamlı soruya anlamlı cevap verilir. Yani sizin ve alacağınız cevaplar sorduğunuz sorulara göre değişir. Evet. Kişi bir soru sorar, sorduğu soruya göre cevap alır. İşte bizim dünyadaki anlam arayışımızı, anlamla alakalı merakımızı, anlamla alakalı gayretlerimizi, yani dirsek çürütmelerimizi, ilimle alakalı çalışmalarımızı sonlandıracağımız, nihayette bir zaferle beraber taçlandıracağımız yer nübüvvettir. Yani peygamberler müessesesidir, nübüvvettir. İşte rahber, hakiki rahber, hakiki rehber onlardır. Çünkü bütün peygamberlerin ortak noktası insanları zahirden hakikata geçirmektir. Bir zahir var, görünenler var. Biz buna suret diyoruz. O zahirin, o suretin arkasında bir mana var. O suretin arkasında bir hakikat var. Şimdi düşünün ki inek, deve, koyun, keçi gibi hayvanları görüyoruz değil mi? Evet. Sureten mesela bir ineği düşünün. İneğin zeka seviyesine bakın. Ama mükemmel bir süt veriyor. Kan, fışkı, idrar gibi affedersiniz. Bunların arasından besleyici, harika bir süt geliyor. Yani ineğe sorsanız bu nasıl oluyor? İnek izah edemez. Abi bilmiyorum der yani. İçimde oluyor. Benim bile haberim yok. Ama biz ne diyoruz? Aa, olur. Öyle değil. Cenab-ı Hak kendi mucizesini böyle gösteriyor. Yani bize sütü vermeyi murad etmiş ama diyor ben sütü size en ahmak bir hayvan üzerinden vereceğim. Balı size zehirli bir hayvan üzerinden vereceğim. Elsiz bir böceğin eliyle size en güzel kumaşı giydireceğim. İpek böceğini veriyor.
Şimdi dolayısıyla biz buradaki anlamı, buradaki gayeyi, buradaki hikmeti, buradaki üst düzey soruları kimlerden cevabını alacağız? Bu soruların cevabını bize kim verecek? Bize kim yol gösterecek? İşte hakiki rehberler o zahirin arka tarafındaki hakikati, o suretin arka tarafındaki manayı bize göstermeleri gerekiyordur. Mesela gökyüzündeki bulutlara bak. Bulutlar bize acımaz. Merhamet etmez. Bizim suya ihtiyacımızı bilmez. Ama en çok ihtiyacımız olan suyu bulutlar getiriyor. Şimdi mesela dünyanın her tarafında farklı farklı kaynak suları var. Mesela mantarlarla alakalı şöyle bir sıkıntı var değil mi? Aman her gördüğünüz mantarı yemeyin. Evet. Ama şunu demiyoruz yani. Her gördüğünüz suyu içmeyin diye deniyor mu? Denmiyoruz. Dağın başında mesela menbaalar var. Dağın kıyısında, ortasında. Yani bu sular niye zehirli değil ya? Bu sular tam insanların ve canlıların yaşayacağı, tadacağı, lezzet alacağı şekilde kimi dağın ortasından, kimi dağın başından, kimi pınarın gözesinden nasıl akıyor? Bunları böyle insanlığa faydalı olacak şekilde, zarar vermeyecek şekilde çıkaran kim? Biz bunu merak etmemiz gerekmez mi? Bu dağın, taşın, toprağın becerisi, mahareti olabilir mi? Olamaz. Yani dolayısıyla bizim dünyada, evrende karşılaştığımız güzelliklerin, onlara güzel diyorsak bu güzelliklerin sahibini de araştırmamız lazım. Çirkin bir şey güzel bir şey yapamaz. Evet. Yani kötülük, iyiliğin bakınız sebebi olamaz. Yani o iyiliği yapanın da iyi sıfatlara haiz olması lazım. Yani birisi nur veriyorsa onda bir nur olması gerekir. Birisi bir şuur veriyorsa onda şuur olması gerekir. İşte o yüzden bizim toprak gibi bir şeyden bakın envai çeşit bitkiler, yeşillikler, bundan sonra çiçekler, bunlar nasıl çıkıyorlar ya? Yani düşünün şu masa büyüklüğünde bir toprağımız olsa dereotu, maydanoz, soğan, sarımsak hepsi topraktan bitiyorlar. Nöbetleşe bunları buraya diksek toprak bunları nereden bilir? Aklı mı var, şuuru mu var? Bizi acır mı? Su aynı su yani. Maydanoza da döktüğümüz aynı. Biber'e de döktüğümüz aynı. Domatese de döktüğümüz aynı. Domates suyu başka ama domatese döktüğümüz su aynı su. Şimdi düşünün ki bu su aynı iken o su nasıl domatesi domates yapıyor kokusuyla, aromasıyla, lezzetiyle, şekliyle veya işte yan tarafındaki naneyi düşünün. Acayip bir şey. İşte bunları biz kime soracağız ya? Bir rehbere sormamız lazım. Evet, bunlara lazım. Bir rehber lazım. Bir rehber lazım. İşte ki anlamını bulsun hocam. Anlamını bulsun. Yoksa ben her şeyi bilirim diyene sorduğumuzda bunlar cevapsız kalır. İşte kainatın rehberleri de, göklerin muallimleri de peygamberlerdir. Bizler de yani göklerin talebeleri olmamız lazım. Yani yerlerin muallimi olmak istiyorsak göklerin talebesi olmamız lazım. Ali İzzet Begoviç böyle demiş. Evet. Çok güzel söylemiş. Kıymetli. Yani biz yerlerde bir şey yapmak istiyorsak göklerden gelen mana ile hayatımızı şekillendirmemiz lazım. Yoksa insanın aklı, kalbi, ruhu, maneviyatı yerdeki şeylerle doymuyor. Tam bu arada kıymetli hocam, insanın aklı, kalbi dedik evet. Ya. Yerdeki şeylerle doymuyor. Hakiki anlamda onun aklını, kalbini, ruhunu doyuracak bir rehberin olması evet. Elbette gerekiyor. O zaman şöyle desek yani bu akıl ve kalp rehbersiz kaldığında yani neticeleri ne olur? Evet, çok güzel bir soru. Akıl ve kalp rehbersiz kaldığında akıl ve kalp kendini meşgul etmeye başlar. Yani meyhaneyi muayenehane zanneder. Orada çözüm bulmaya çalışır. Kendini değişik ilaçlarla, değişik oyunlarla, değişik meşgalelerle uyutmaya çalışır. Bugün yaşadığımız bu. Yani insanlardaki has tutkusu, lezzet tutkusu, bir türlü doymama tutkusu buradan geliyor. Yani aklında problemler var, sorular var. Biraz böyle metafizik sorular. Ölüm nedir, arkası nedir, benim anlamım nedir falan. Ama bunları niye düşüneceksin ki? Sen şununla
ilgilen gibi, sen bununla meşgul ol gibi. İnsan bu sefer kendisini çözümsüz sıkıntıya sokacak şeylerle meşgul etmek istiyor. Yani bugün değişik bizi meşgul eden çevremizde acayip oyunlardır, farklı farklı, yani bu çok geniş yani. Yani buna biz spor dallarından kimisini de katabiliriz, olimpiyatları da katabiliriz, Erevizyon şarkı yarışması, türküler, o yani çok şey var yani. İnsanoğlu aklını, kalbini Allah'ın varlığıyla, peygamberlerin getirdiği anlamlarla tatmin edici şekilde doyurmadığında başka şeyler devreye giriyor. Yani bu sefer gel geç lezzetlerle, gel geç hazlarla mutlu olmaya çalışıyor. O da olmuyor. O da olmayınca bu sefer tatminsizlik başlıyor. Kendisi sıkılıyor. Yani şu asırda en çok duyduğunuz şey, siz de duyuyorsunuzdur, can sıkıntısı. Değil mi? Evet. Yani metrekareye düşen canı sıkılan insan sayısı çok fazla. Halbuki de bu asır canımızı sıkmayacak her şey var yani. Diğer asırlarda yoktu bunlar. Yani bu kadar telekomünikasyon artması, insan ilişkilerinin artması, dünyanın bir ucundaki adamla, kütüphaneyle bugün iletişime girebiliyorsunuz yani. Can sıkıntısına engel olacak faktör bu asırda en çok fazla. Ama can sıkıntısı yine bu asırda en çok fazla olan o. Burada bir tezat yok mu? Var. Çünkü canımızın sıkıntısının kaynağı acaba bu o bahsettiğimiz malzemeler olmasın. Yani iki tane insanın samimiyetle, içtenlikle gelip birbirlerine dünyalarını, içlerini açarak konuşmalarını insanlar hasret. Yani iki tane teyzenin samimiyetle konuşmaları, çocuklarını, eşyalarını, evlerini konuşmaları, birbirlerine böyle üstünlük sağlamadan, birbirlerine laf sokmadan, birbirlerinin böyle canını incitici, ruhunu incitici ifadeler kullanmadan konuşmaları var ya, bugün aranılan bu. Yani bu samimiyete bizim hasretiz. Bütün peygamberlerin özelliği samimiyet. Rehberde de samimiyet aranır yani. İçi dışı bir olmaz. Yani ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bu samimiyetin harika bir tarifidir. Samimiyet nedir? Olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi ol. Olmak. Biz buna ebrar ruhlu insanlar diyoruz. Yani içi dışı bir. Yani önden baktığında başka, arkadan baktığında başka, tepeden baktığında bambaşka değil. Dolayısıyla işte bugün buna ihtiyaç var. İnsanlar böyle olabilseler can sıkıntısı da olmaz. Yani bugün sıkıntılarımızın bir tanesi de buradan kaynaklanıyor. İşte insanın aklı, ruhu gerçek gayelerine, amaçlarına, iman gibi, teslimiyet gibi, ibadet gibi, Allah'a itimat gibi kavramlarla, duygularla doymazsa bu sefer her şeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Yani kontrolünü aldığı şeyler kadar mutlu oluyor. Ama kainatın her tarafını kontrol edebilir miyiz? Hayır. Biz tansiyonumuzu kontrol edemiyoruz da. İnsan, kendi tansiyonuna hakim olamayan insan kainata nasıl hakim olacak ki her tarafını? Yani dolayısıyla şu kainatın bir öznesi var, bir hakimi var, bir sahibi var. Biz ona teslim olmamız gerekiyor. Bu da biraz işte nefsi emmare dediğimiz, o en baştaki nefis bundan çok hoşlanmıyor yani. Allah'ın ismini almaktan, onun ismiyle hareket etmekten çok hoşlanmıyor. Diyor ki ben bilirim. Başka biri de diyor ki ben de bilirim. Sen biliyorsan ben de bilirim. Ama Allah hepimizden daha çok biliyor. Ve o bildiklerini de bize lazım olan kısmını peygamberlerle bildirmiş. Dolayısıyla peygamberler de bizden daha çok şey biliyor. Biz o zaman bilgeliğin bilgisini peygamberlerde bulabiliriz. Bizde bilgi var. Bilgi malumattır. Bize bilgelik lazım. İnsanın kalbini, ruhunu, duygularını mutlu eden o bilginin bilgeliğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bu da irfanla oluyor. Bunu da bize peygamberler, alimler, çok büyük asfiyalar öğretmişler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok kıymetli bir konuyu bugün sizlerle, izleyenlerimizle paylaştık. İnşallah bir sonraki programımızda farklı bir konuyla i̇nşallah. İzleyenlerimize
kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben tekrardan kanalımız adına teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli Kanal 23 izleyenlerimiz, bir farkındalık vakti programının daha sonuna geldik. Rabbim bizleri hakiki anlamda rehber olan, başta peygamberler, sahabeler ve onun yetiştiği muallimlerden ders alan, hayatını o rehberler ışığında yönlendiren kullarından eylesin diyelim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.